Bizim Lazy Bag'de sıkıntı vardı, yırtılmıştı sezon içerisinde. Şimdi bunu tamire göndereceğiz. Onun için söküyoruz. Nasıl söküyoruz? Önce ana yelkenin şurasını açıp boşladık. Sonra da bu Lazy Bag'lerden çözdük. Şimdi buradan çektire çektire çıkarıyoruz. Evet, hadi çek bakalım. Aşağı yatır ha. Evet, son. Tamam. Süper. Sonunda çözdük Lazy Bag'i. Dingi Bot'un kılıfını söktüm. Biraz sonra motorun içerisine tatlı su geçireceğim şu aparatlarla. Sonra da motoru kapatacağım. Bu da tamam olacak. Tarık da su yapıcı için ilaçları aldı. Bu da onun içerisine onları koyacak. Ki tüm kış boyunca su yapıcı da zarar görmesin. Şimdi ana yelkeni söküyoruz. Çünkü onun da tamire ihtiyacı var. Hafif sökükleri vardı. Söküp yelkenciye vereceğiz. Böyle işler. Tarık balenlerini söküyor. Ben de buradan halatı boşluyorum. Şimdi su yapıcıyı kışlama yapıyoruz. Önce içerisini temizlemek için bir damacana suyun içine şöyle bir temizleyici koyduk. Bunu çektirdikten sonra da şu kışlama kimyasalını koyacağız içerisine. Klorsuz su olması gerekiyor. Onun için damacanayla içme suyu aldık. Bununla yapıyoruz. Şuradan bunu katlayacağımız kadar mesafeyi, şu dikiştir, orayı yakalıyoruz. Yalnız siz birazcık burayı düzeltebiliyor musunuz? Şu tarafa. Şimdi bu bunun üzerine geldi. Tamam mı? Ama sona kadar. Gel git. Şimdi ne yapıyorum? Tekrar başa geliyorum. Buraya. Artık kaldırmayın. Aşağısı kalsın. Onu altta bırak sahilin. O aşağıda kalacak. Şimdi yeni katlamaya geçtik. Ondan sonra şimdi kaldırıyorsunuz. Kaldırın. Evet, çok güzel. Devam. Üzerine doğru. Yani şöyle düşünün. Balenler, ağızlar ne taraftaysa oradan katlamaya başladı normalde. Tamam. Balenler bu tarafta çok, ağızlar bu tarafta. Bakın burada hiç yok. Hemen şimdi oradan tam karşıma geçin. Biraz daha şöyle durun siz, hiç bozmayın. Şöyle durun, hiç bozmayın burayı. Biraz. Kamyoncu diyorum. Geçirdik mi en altta? Geçmedi. Burası, şurası. Geçmedi tabii. Ne oldu su yapıcı? Su yapıcıyı hallettik. Kışlamasını yaptık. İki tane işte kimyasalı vardı. Onları geçirdik. Şimdi de motorun bakıyorsun bir kapatmadan. Evet, 5 ile 6 bar civarında bir basınçla çalıştırılıyormuş. Yüksek basınç pampası kışlamayı yaparken. Şimdi motorun bir son bir yağlarına falan bakıyorum. Böyle bırakacağız. Seneye yani sezonunda bakımı geldi zaten. Yapalım diye. Çünkü yeni yağ koyduğun zaman asidik bir etkisi oluyor onlarda. O yüzden aşındırma yapıyor. Yeni yağ değil de eskisiyle mevcuttaki yağ ile kalsın istedim. Dingi botumuzun motorunu da tatlı suyla çalıştırdık. Şu kulakçıklardan şunun daha küçüğünü su giriş yerine taktık. Şu anda çeşmeden de tatlı su geliyor. Dingi bot da çalışıyor tatlı suyla. Onu da kışlamış olduk. Brandasını da soydum dingi botun. Onu da içeri aldım. Güzel oldu. Bu da tamam. Yeni motorunda başarılı olunca tatlı su vermedi. Diğer motorlara da yapalım dedik. Buradan tatlı suyla onun su alış yerine su verdik. Ben de yukarıdan motorları çalıştırdım. Bir sonra böyle dolu tutuyoruz. Sanki denizden alıyormuş zannediyor. Evet. Ama tatlı su da alıyoruz. Ben de yukarıdan motoru çalıştırıp hemen yan taraflara gelip su atıyorum diye baktım.
sorun olmadan içerisini tatlı suyla devir daim yaptırdık. Bunları da kışladık. Şimdi tuvaletlerimizi kışlıyoruz. Onları da şöyle yapıyoruz. Tankımız boştu zaten. İçerisine tatlı su ve çamaşır suyu dolduruyoruz. Yarım çamaşır suyu ve tam depo ağzına kadar dolu bırakıyoruz. Böylece tankın içerisinde koku olmuyor sezona başladığımızda. Ya da uzun süre tekneye gelmeyeceksek de böyle yapıyoruz. Tankı tatlı suyla, yarım çamaşır suyuyla dolduruyoruz. Normalde bizim musluklarımızdan da aslında tatlı su akıyor ama böyle daha hızlı olduğu için şimdi dışarıdaki hortumu çektik buraya. Bu işlemin senede bir kere yapılması yeterli. Daha sonra da bu içerisindeki biriken suları atık istasyonlarına veriyorsunuz. En son bir tekneyi yıkadım tatlı suyla. Pencerelere de su tuttum. İç taraftan da tuzlarını aldım. Tuzlu kalmasın diye. Sonra şimdi dolaplarımızı kilitledik. Halatlarımızı kontrol ediyoruz. Rüzgarla ses yapmasın komşulara diye. Son bir tur dönüyoruz böyle teknenin etrafında. Ne var ne yok. Minderleri zaten kaldırmıştık bir önceki gelişimizde. Halatları rodaladık. Bu vinçlerimizi de ben poşetledim, bantladım. Su almasınlar diye. Ana yelkeni sökmüştük gündüz. Cenova'yı böyle bırakıyoruz. Bir şey yapmadık. Her yeri pırıl pırıl yıkadık. Usturmaçaları kontrol ettik. Komşularla durumunu. Dışarıda değerli, önemli bir şey bırakmadık. Dingibotumuzun klapını çıkarttık. Rüzgarda uçmasın diye. Motorunu tatlı suyla yıkayıp üzerini örttük. Son bir şöyle bakıyoruz. Ha, buradaki kıçtan kara halatlarımızı söktük. İçeriye aldık. Aşınmasınlar diye. Şimdi elektriğimizi sökeceğiz. Çöpleri atacağız. Buradan gidecek eşyalarımızı arabaya doldurduk. Yaklaşık saat 1'e geliyor. Hazırız gitmeye.